Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün yine sizlerle hayatınızda ilk kez göreceğiniz şeyler serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu arada bir şey diyeceğim. Biz her gün video atmaya başlayalı herhalde bir sene falan oldu ya. Bir senedir her gün video atıyoruz abi. Bir alkış lütfen ya. Hızlıca videoya geçelim. Eğer siz de şu ana kadar kanalıma abone olmadıysanız ki her gün video atıyorum artık, olun bir zahmet. Videonun alt kısmından kanalıma abone olursanız hem beni mutlu etmiş olursunuz hem de benim her gün video atmama destek olmuş olursunuz. Ve biz de serice videoya geçeriz. Maşallah abimiz bayağı sakallıymış. Maskeye hayır dedi. Ne takacaksın? Adam sakalını taktı ya. Adam sakalını maske yaptı ya. Abi ben böyle bir sakal kullanımı gerçekten ilk defa görüyorum. Yani 10'da 10 hareket. Bunu hayatınızda ilk defa görmüyor olabilirsiniz. Bir videoda bunu gördük zaten. Kafanıza suyu koyuyorsunuz. Uzay boşluğunda kafa yıkama böyle oluyor. Kafanızın üzerine suyu bırakıyorsunuz. Duruyorsunuz ondan sonra. Yani şampuanlama falan yok. Koyuyorsun, siliyorsun, bu kadar. Ay atın da güzelliği. Oha. Atın saçları of kıvır kıvır. Yemin ediyorum hani bu kadar güzel at görmemiştim ya. Tanıdığım çoğu insandan daha güzel bir at gördük. Hıyar mı ya bu? Herhalde hıyarla bir sanat yapacaksın sen. Ördek, kuş, adam, hıyar ya da kabak da olabilir şu an. Bir kabakmış gibime geldi. Abi daha da yapma yeter ya. Sen yanlış videoya geldin. Maşallah ne yetenekliymişsin. Abi dans öğretiyor herhalde. Dur bakayım. Şöyle. Dur. Abi bunlar kolay gösteriyor da öyle göründüğü gibi kolay olmuyor ya. Böyle ha, ben bunu videodan sonra bir deneyeyim bakayım yapabilecek miyiz? Bu da şey, Michael Jackson Moonwalk gösteriyor. Bana çok öğrettiler, böyle kolay görünüyor da vallahi kolay değil ya. Bak şu güzelliğe bak, nasıl kayıyor. Uf, keşke ben de yapabilsem ya, şöyle her yere geri geri giderdim. Ne kuşu bu, tavus kuşu mu? Aha, ne yaptın böyle? Dişisini mi etkilemeye çalışıyor acaba? Kanatların güzelliğine baksanıza. O kadar çok belgesel izledim. Hiç böyle bir kuş görmemiştim ya. Dişiyi görünce böyle yapıyor. Oo, dövme sildirme. Bunu zaten biliyoruz da ben bu aralar diyorum bir dövme mi yaptırsam ya acaba? Bilemedim, ne yaptıracağımı da bilmiyorum da böyle. Bir şeyler yaptırayım ya. Yani ne yaptıracağımı gerçekten bilmiyorum ama bir şeyler istiyorum. Ne yaptırsam acaba? Mert mi yazdırsam şuraya? Ya da ne bileyim, şöyle şurama bir 47 Ronin dövmesi falan mı? Bilemedim, bunu biraz düşünmem lazım. Hayatınızda göreceğiniz en ilginç bisikleti şu an görüyorsunuz. Adam düz bir bloktan bisiklet yapmış ya. Abi bunun tekeri nerede? Ne bileyim, bunu nereden dönüyor? Bu nasıl gidiyor ya? Aa, ben bunu biliyorum. Bunun altından televizyon çıkıyor ya. Şöyle uzanıp televizyonda oyun oynadığınızı bir düşünsenize. Gerçi böyle uzanıp nasıl oynayacaksan. Belki de konsolu şöyle kafanın arkasına almışsındır. Olamaz mı? Yumurta. Diş macunu. İlginç bir şey çıkabilir ortaya. Tamam, fırçaladık. Bırakıyoruz. 24 hours. Ha, 24 saat. Tamam. 24 saat sonra ne oluyor? O ne be? Yalan ya, bu böyle bir şey olma. Slime lan bu. Bunlar da bizi kandır ya. Bizi gerizekalı zannediyor bunlar. Aa, bu adamı görmemiş miydik ya? Kaplan besleyen adam. Abi adam kaplan besliyor da kaplan sevme. Yok yok, yapma yapma. Hani adam sevsin de kaplan onu sevmesin ya. Pençesiyle falan sarılıyor ya, sarılma. Çünkü seviyorum ayağına, sen öldürürsün adamı. Of, kedinin karizmaya bak. Abi bir göz renkli, bir göz öyle, bir surat böyle, bir surat böyle. Aman yarabbim. Ya gerçekten çok güzel ya. Aşık oldum sana. Mavi meyve. Şirin baba, şirin baba. Şirinler köyünü mü buldunuz ya? Mavi portakal mı bu? Bu nasıl olabiliyor? Herhalde bu da yalandır ya. Şirin baba. Şu ablayı görünce var ya, hiçbir şeyin imkansız olmadığını anladım ya. Ablanın kolu yok ama bu şekilde keman çalabiliyor. Yani bir şeyi istiyorsanız er geç onu yaparsınız. Bir insan istiyorsa yapamayacağı şey yok. Kadının yayı tutacak kolu yok ama keman çalıyor. İşte insan böyle bir şey ya. İstediğimi yapar vallahi abla. Abi ben bunu bir videoda daha görmüştüm ya. Bu efekt midir nedir? Sudan her ayağını attığında mavi mavi oluyor. Bu nasıl iş? Baksanıza, bu plankton falan mıydı acaba? Öyle bir şey vardı ya. Şuna baksanıza, mavi mavi nasıl kaçıyorlar? Bu suda bir canlılar var herhalde, o yüzden böyle oluyor. Oy, kumbara patlatma en sevdiğim. Hayatımda hiç görmedim desem yeridir. Yani ben atıyordum parayı, 5 dakika sonra lazım oluyordu, geri alıyordum. Abi bu kadar para biriktirmek bilmiyorum gerçek midir yalan mıdır da, yani böyle para biriktirebilen var mı ya aramızda? Ben parayı atıyorum, en fazla 2 gün duruyor. 2 gün sonra o parayı geri alırım ben orada.
şu simülatöre bir bakar mısınız diyorum ve ben sadece izliyorum. Ben buna söyleyecek hiçbir şeyim yok ya. Ağlayarak izlemek istiyorum şunu. Abi bu nasıl bir simülatör? Ya bundanım olsun, evden çıkarsam adım da Mert değil ya. Isıyla alakalı öyle ilginç bir şey yapmışlar ki hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Isındıkça onlar yukarı çıkıyor, sanki barfix çekiyormuş gibi bir şey oluyor. Lan bu nasıl oluyor? Yani ısıyla öyle küçük minyatür motorlar falan görmüştüm de bu çok ilginç ya. Bir yılanın yumurtadan çıkışına şahit oluyorsunuz. Ya şuna kim der ki zararlı, işte zehirli mehirli, soktu mu öldürüyor diye. Şunun tatlılığa bakar mısınız? Dikte duramıyor, böyle bir gidiyor geliyor. Ama işte büyüdüğü zaman yapıyor, ölüyorsun. Abi sen neredesin? Abinin her yeri donmuş. Abi tövbe estağfurullah, sen, o nasıl bir soğuk ya? Yani soğuk yerlerinde belgesellerini izledim de hiç kimsenin böyle sakalları bıyıkları donmuyordu. Bu ne böyle? Hayatınızda böyle bir düğün davetiyesi görmediniz. Bugüne kadar gördüklerinizin hepsini unutun. Şunun güzelliğine bakın. Kağıdı çektiğin an birleşiyorlar. Abi bu nasıl bir düğün davetiyesi ya? Yani bu düğün davetiyesi ise biz ne gördük bugüne kadar? Aa bunlar uçuyor muydu ya? Ben bu kuşların uçtuğunu bilmiyordum ya. Bu neydi, böyle açıyor kanatlarını, çok güzel şekiller çıkıyor. Ben hep bunları dururken gördüm, hiç uçarken görmemiştim ki. Ana balık ölmüş. Ölmemiş mi? Sanki bir hareket edecek gibiydi ya. Ölmüş bu. Ana ölmemiş. Nasıl oldu bu iş? Balık suyun dışında duruyordu, öyle çamura bulanmıştı, hareketsizdi. Nasıl yaşıyor bu? Demek ki balıklar susuz yaşayabiliyormuş, buradan o çıkıyor. Ne bu? Portakal kabuğu falan mı? Aa, bak bunu fışkırtıyorlar, balonu falan patlatıyor ya. Ben Instagram'da görmüştüm. O asitleri böyle fışkırttırıyorsunuz, balon patlatıyor. Yani bu bilgiyi de ne yaparsanız yapın. Ne abi, daş mı? Herhalde abinin elindeki daş. Daştan ne çıkacak? Herhalde içinden bir şey çıkacak bunun. Aç bakayım. O ne ya? Abi ışıklı taş çıktı. Nasıl oluyor bu iş? Bu doğada ne kadar ilginç şeyler var ya. Taş, ışıklı taş çıktı. Tövbe estağfurullah. Bu abi var ya, dünyada görüp görebileceğiniz en yetenekli abi ya. Böyle bir resim çizme yok ya. Adam bir sürü resimler çiziyor da. Bakalım bunda nasıl çiziyor. Ceketiyle çiziyor bak mesela. Ceketiyle şimdi bir resim çizecek. Bir de ters çiziyor bak. Öyle normal resim de değil. Tersten çiziyor bir de. Adam ceketini bıraktı. Ceketiyle resim çizdi ya. Hadi bakayım. Kendini mi çizdi acaba? Herhalde kendini çizdi ya. Bak. Abi yok böyle bir yetenek ya. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yine ilginç ilginç videolar izledik. Ben bu seriyi çok seviyorum. Eğer siz de bu seriyi seviyorsanız ve devam etmesini istiyorsanız videoya ufak bir yorum bırakmayı, bir de orada küçük bir like tuşu var ya, onu kırmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.